Evet arkadaşlar geri geldik. Tekrar merhaba. Diğer arkadaşlar gelemiyormuş. Bazı işler çıktı. Biz devam edeceğiz. Aynen. Biraz da erken bitireceğiz gibi Evet. duruyor. Onları da beklemek lazım bazı şeyler için çünkü olacak bazı Aynen. şeyler için. Melira'ya soru falan soracağız nitekim. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi siz lootları bulduğunuz yerden bir miktar uzaklaştınız. Lootları açtınız. Ondan sonra işte çeşitli kılıçlar, mılıçlar, fenler falan buldunuz. Ondan sonra lootları takındınız. Yolunuza devam ediyorsunuz. Tamam mı? Paforat sizi götürüyor. Akşam vakitleri olduğu zaman Paforat'ın istediği yere doğru geliyorsunuz. Tamam. Uzaktan gördüğünüz şey bir mozale aslında. Bir ufak bir minik bir tapınak gibi düşünün burayı. Tamam. Hani böyle şey. İki katlı bir ev büyüklüğünde bir tapınak düşünün. Tamam. Bir katedral düşünün daha doğrusu. Çünkü dışarıda işte sütunları var. Tamam mı? Duvarlarında işlemeler var. Camları böyle vitray. Ondan sonra çoğu yeri mermerden yapılmış gibi duruyor. Genel olarak taştan inşa edilmiş bir yapı burası. Tamam mı? Bir katedrale ne kadar özenilirse bunun da inşasına o kadar özenilmiş. Ama daha ufak çaplı bir yapı böyle. Katedral gibi kocaman, kocaman falan bir yer değil. Tamam mı? Uzaktan yani yaklaşık şöyle 200 feet falan uzaktan bu yapıyı görüyorsunuz. Paforat size dönüp diyor ki burası. Buranın altındalar. Burası dedi consecrated ground. Uyanıp çıkamasınlar diye zamanında böyle yapılmıştı burayı. Buranın dedi tekrar desecrated ground Kirletti. haline getirilmesi lazım. Buranın dedi kirletilmesi lazım. Işık yanıyor mu hiç? Yani en azından bu vitray camlar parlak duruyor. Belki içeride yanan bazı ışıklar, ateşler dışarıya yansıyormuş gibi yani. İçeride birileri var. O zaman ne yapalım? Saldırıp öldürelim mi? Bence Dedi Ultas. kanları yerine kurban edersek yeteri kadar kirletebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi siz ikinizin consecrated yani kutsanmış bir alana girmesi size zorluk çıkartacaktır diye tahmin ediyorum. Bilmem çıkartır mı? Çıkartır dedi Pavarotti. O yüzden onları buraya getirsek daha kolay olmaz mı? Biraz düşündü. Pafurat. Luta işte biraz düşürdü. Sonra Luta istiyor ki ben gideyim. Bazı arkadaşlarım olduğunu söyleyeyim. Ve arkadaşlarımın yaralarının olduğu tapınağı taşıyıp taşıyamayacağımı sorayım. Olur mu? Eğer dedi sizi içeri taşımama izin verirse belki de içeri girmekte sıkıntı çekmezsiniz. Belki bir rahibin izni olursa dedi yani. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Vampirlerin izinsiz bir yere girememesi gibi dedi. Doğru. Ya da bir kısmını dışarı çıkarayım. Dışarıda pataklayalım. Kalanını dedi, içeride halledelim. Tamam. Tamam mı? Lutais kılıçlarını çıkardı. Şurasındaki tokayı çıkardı. Hatırlarsanız şöyle şuradaki şalanda bir şey vardı. Onun religious symbolü vardı. Onu falan çıkardı. Ondan sonra üstüne başına biraz şey Toprak. toprak toz toprak attı. Ondan sonra bir tane bıçak çekti. Tamam mı?
bıçağıyla bir kolunu kesti. Vücuduna bir yara açtı. Benzer bir şey ben de yapıyorum. Ben de koluma falan bir kesik atıyorum. Ama çok böyle şey can alıcı yerler değil. Yani tam biraz kanasın, gömleği lekelensin falan gibi. Aynen. Ondan sonra hiç ileriye doğru yürümeye başladı. Ben de bıçağı çektim, üstüme baktım, sonra bıçağı yerine koydum. Tamam. Lutais gitmeden size şey yere falan yatsanıza. Tamam. Ha, ben yatıyorum ölü gibi. Lütfen. Tamam. Ben gizleneyim, istiyorsan sen yat. Bence Azize gizlensin. Azize gizlenecek. Ondan sonra kan şöyle yatıyor yani. Tamam. Biraz kıvranıyormuş gibi yatıyorum. Ben de imiz atayım bari. Tia şöyle eline bir tane bıçak aldı. Tamam mı? Sonra yere yatıp şöyle şimdi kıvranıyormuş. Hepiniz de yatmayın. Çünkü gelene saplayacak şekilde. Şöyle hepiniz de yatmayın. Bir kişi hepinizi taşıyamaz. Yattı. Yat. Zaten taşımayacak. Hayır. Buraya nasıl taşıyacak? Gerçekten taşımayacak. Ya tek adam gitti, arkadaşlarıma yardım edin diye. Dört kişi yatıyor yerde. Bu tek adam bu dört kişiyi nasıl getirir? İşte bir kişi daha ayakta dursun. Dışarı gelirse yardım için. Ya. Biz saldıracağız ya. Abi adamlar tuzak olduğunu anlar. Tamam. Şimdi düşün bak, şimdi seni biri çağırıyor tamam, diyor ki. Ya. Tamam. Tamam. Biz de kim? Bir kişi daha ayakta kalsın. Yaralılarla ilgileniyormuş gibi yapsın. Tamam. Tia diyor ki. Tamam. Tia diyor ki bir tanecik zevkim vardı. Şurada dedi. Beni dedi. Bana dedi yardım etmeye gelmiş bir tane rahibi bıçaklayıverecektim. Tamam. Bütün zevkimi elimden al. Tamam. Ben dedi. Sana kalkıyorum. Demiyorum lanet ki ya. Başka biri yattı. Snow öldün dedi. Kurtulamadık ya. Kalktı. Kalktı. Tribün attı ya. Attı tribün. Kalktı tamam. Üstünü temizledi şöyle. Tamam dedi. Geri koydu bıçağını. Tamam bekliyorum hadi. Yok ya. Tam burada duruyoruz. Bak, ya bir mantıklı düşünün. Bak şimdi dört tane ya böyle ya burada duruyor. Tamam mı? Hani bir tanesi abi de orada... kan yani tamam mı? Hani böyle öküz gibi barbar böyle yapmış tamam mı? Şimdi bir tane adam bu dört kişiyi buraya nasıl taşıyıp yardım istemeye geldi? Direkt tuzak oldu belli. Ben yani. Tribimi attım. Biz bir de atları da saklamadık değil mi? Öyle bir şey de var. Ben onları götürürüm. Siz yapın. Ben onlar duruyor. Ya onlar öyle duruyor. Biz gelmişiz öyle. O atlardan düşmüşüz. Atlar öyle. Duruyor. Atırım atları ben şimdi. Kemik yaparım. O zaman arkadaşlar haftaya full kadro görüşmek tamam. Üzere diyoruz. Var mı diyeceğiniz bir şey? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi herkese iyi geceler. Canınızın sağlığı.